Quadro Turizm Ticaret sizlerle birlikte. İzleyicilerimiz, sektörün öncüleri hız kesmeden devam ediyor. Bugün Antalya Muratpaşa bölgesinde Quadro firmasının kurucu ortağı Göktürk Erdoğan ile birlikteyiz. Hemen öncelikle kendilerini tanıyalım. Merhabalar efendim, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Göktürk Erdoğan ben. 1984 Ankara doğumluyum. Hoca Ahmet Yesevi, Kazakistan'da Uluslararası İlişkiler ve İşletme Bölümü mezunuyum. Şu anda da sektörün önce firmalarından birisinin hem işletmecisi hem ortağıyım. Evet, çok güzel. Peki firmanıza vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Ağırlıklı olarak üretim olarak otelde kullanılan tek kullanımlı terlikler ve otel buklet ekipmanları üzerine. Bunlar bizim üretmiş olduğumuz ürünler. Bunun haricinde de birçok bayisi olduğumuz şirket var. Zaten ağırlıklı olarak yurt dışı çalışıyoruz. Yani aradığınız otel hakkında her şeyi bulabileceğiniz kapsamlı büyük bir firma. Yurtdışı ihracatı olarak hangi ülkelerde varsınız? Şu günümüze baktığımız zaman ağırlıklı olarak İskandinav ülkeleri ve Avrupa pazarında güçlüyüz. Onun haricinde ben az önce de bahsettiğim gibi Kazakistan'da okumuş olduğum için orada da Orta Asya pazarında ciddi bir atılım içerisindeyiz. Şu anda bunların haricinde Hırvatistan'dan Endonezya'ya kadar şu anda sevkiyatlarımız mevcut. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şunu özellikle söylemek isterim. Bizim tedarik ettiğimiz, ürettiğimiz ürünler maalesef otellerin kostları içerisinde çok düşük tutarlarda yer aldığı için maalesef gereken özen gösterilmiyor. Aslına bakarsanız sonuçta bir mal satın alıyorsunuz ve kaliteli tercih etmeniz gerekiyor. Biz tamamen kalite odaklı çalıştığımız için 2011 yılından beri biz Türkiye'nin öncü firmasıyız. Aslına bakarsanız tek bir şikayet dahi almadan bugüne kadar geldik. Kaliteyi tercih etmek isteyen özellikle doğru bir adres olduğumuzu düşünüyorum. Bizler de keyifli sohbetiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyicilerimiz, Göktürk Erdoğan ile birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Sözü Esra Balamir'e bırakıyoruz.